Bu videoda Çin'den gelen bir virüsü inceliyoruz. Bir dakika ya. Biz virüs değil, ürün inceliyorduk. Hepinize selamlar dostlar. Bu videoda tabii ki bir virüs değil, bir ürün inceleyeceğiz. Bu videoda bir mekanik klavye inceleyeceğiz. Çin'den gelen bir mekanik klavye inceleyeceğiz. Klavye hemen burada. Hemen incelemesine geçeceğiz ama size önce olaydan bir bahsedeyim. Daha sonra kutusundan çıkartalım, incelemesine geçelim. Şimdi yaklaşık olarak bir ay önce bana Banggood ulaştı. Bana bir mail attılar. Dediler ki YouTuber arkadaşım, biz videolarını izledik, çok beğendik. Sana da bir ürün göndermek istiyoruz. Kabul eder misin? Ben de dedim ki gönder gelsin. Bende kalacaksa gönder. Şaka bir yani arkadaşlar. Banggood benimle iletişime geçti. Bir mail attılar bana. Mailde bir klavye inceletmek istediklerini söylüyorlardı. Benim de yayınlarımı görmüşler, videolarımı görmüşler. Hoşlarına gitmiş, beğenmişler. Dediler ki klavyeyi sana göndersek inceler misin? Ben de dedim tamam olur. Bir ürüne bakayım önce. Eğer ürün hoşuma giderse gönderin, inceleyeyim dedim. Ürünü gönderdiler. Ürüne baktım. Ürün benim dikkatimi çekti. Güzel bir ürün olduğunu gördüm. Hoşuma gitti aslında. Ve tam da benim o dönem almayı düşündüğüm tarzda bir klavyeye benziyordu. Çünkü böyle büyük hantal klavyelerden o dönemde sıkılmıştım. Biraz küçük minimalist bir klavye istiyordum. Tam da onun üzerine denk geldi. Ben dedim ki gönderin o zaman, inceleyeyim. Sağ olsunlar bütün vergileri falan filan her şeyi ödemişler. Bana direkt ücretsiz şekilde geldi klavye. Bu arada şimdi Çin'den geliyor falan filan, korona var, virüs var falan derken hani ben bekliyordum ki 20 günde 25 günde anca gelir elime ama öyle olmadı. Hızlı kargoyla göndermişler. Dolayısıyla 7-8 gün içerisinde hemen elime ulaştı klavye. Bu yönden de güzel oldu. Çin'den hızlı bir şekilde ürünü satın alabildim yani. Tabii şimdi adamlar benimle bir ay önce iletişime geçtiler. Videoyu yayınlamamı bekliyorlar herhalde artık. Ben de bir aydır yayınlayamıyorum. Araya Ramazan girdi, sistem Toppa'daki sistem girdi falan filan. Yayınlayamıyordum. Bugüne kısmetmiş, bugüne nasipmiş. Bugün Çin'den gelen uzay mekiği gibi ışıltılı bir klavye inceleyeceğiz. İsterseniz gelin hemen poşeti çıkartalım. Şöyle bir poşette gönderdiler bana. Ben üstündeki kargo kısımlarını kağıtla kapattım. Yine her zamanki gibi önce kutumuzun tasarımıyla başlayacağız. Daha sonra klavyenin tasarımına geçip özelliklerini bakacağız. Kutunun tasarımına baktığınız zaman şöyle gayet sade ve minimalist bir kutu tasarımı olduğunu göreceksiniz. Sağında solunda çok küçük şeyler var. Ön tarafına baktığımızda klavyemizin markası yazıyor. Womier isimli bir klavye. Çin'de çok satış yapan bir klavye markası bu. Yine arka tarafına baktığınızda üst tarafta yine markamız yazıyor ve yine alt tarafta, size kamerada gözüküyor mu bilmiyorum, İnce şekilde burada özelliklerini yazmışlar. Yine ön tarafına baktığımız zaman Colored Glaze yazıyor. Bu sanırım mottoları gibi bir şey herhalde. Altında 66K, bunu 66 diye okuyan var mı ya? Altında 66K Acrylic RGB Gateron Quick Swap Keyboard yazıyor. Şuraya baktığımız zaman 66K yani 66K yazdığını, yani 66 tuşlu bir klavye olduğunu bize söylüyor. Yine bu tarafa baktığımızda Red Switch olduğunu buradaki noktadan anlayabiliyoruz. İsterseniz gelin kutumuzdan bir klavyemizi çıkartalım, devam edelim. Kutuyu açtığımızda şöyle karşımıza bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzumuzun ön tarafında İngilizce, arka tarafında ise Çince karakterler bulunuyor. Bize bu şekilde anlatmışlar. Gerekli detaylar bu kullanma kılavuzunda bulunuyor. Ama şimdi bunu ben kenara kaldırıyorum. Sizin bunu incelemenize gerek yok. Çünkü ben zaten her şeyi size burada anlatacağım. Diyelim ve devam edelim. Kutuyu açtığımızda bu şekilde bizi karşılıyor. Klavye, hemen şöyle klavyemizi alalım. Kutumuzu, içinde başka bir şey kalmadığı için kenara kaldırıyorum. Klavyeyi şöyle süngerimden bir kurtaralım. Klavyeyi şöyle kaldırıyorum. Süngeri de kenara alıyorum. Kutunun içerisinden bir tane de kablo çıkıyor. Peki bu kablo ne işe yarıyor? Şarj kablosu mu? Hayır, şarj kablosu değil. Bu kabloyu klavyeye bağlayarak o şekilde kullanabiliyorsunuz. Normalde klavyelerde kablo klavyeye bağlı şekilde gelir ama burada bağlı olarak gelmiyor. Bu da neyi sağlıyor bize? Siz bu klavyeyi çantanıza atıp herhangi bir yere götürmek istediğinizde bir artı sağlıyor. Klavyenizin kablosu kolay kolay kırılmamış oluyor. Yine bu da güzel bir artı. Yine güzel bir artı olarak kablonun ucunu göstereceğim. Kablonun ucuna baktığınız zaman Type-C olduğunu göreceksiniz. Type-C kısmı klavyeye giriyor. Diğer USB ucu ise normal bilgisayara bağlanıyor. İsterseniz bir kabloyu açalım. Evet, kabloyu açtım. Şöyle çekiyorum. Yani kablonun uzunluğu hakkında herhangi bir şey söylememişler. Ben göremedim eğer söyledilerse de. Fakat kablonun bayağı uzun olduğunu söyleyebilirim. Yani benim tahminime göre ya 2 metre ya da 2.2 metrelik bir kablo bayağı uzun olduğunu söyleyebilirim. Şu an 4'e katladığımda şu şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten uzun bir kablo. İsterseniz gelin şimdi klavyemize biraz bakalım. Şu kabloyu da kenara alayım ben. Büyük an, hazır mısınız?
Klavyeyi şöyle poşetinden çıkartıyorum ve poşeti kenara kaldırıyorum. Klavye bu şekilde karşımızda. Çok küçük ve minimalist bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Ama siz öyle bakıp da aldanmayın. Dışı sizi, içi beni yakar. Neden böyle söylüyorum? Birazdan göreceksiniz. Birazdan değineceğim. Öncelikle her zamanki gibi ilk temas, ilk hissiyat önemlidir. Ben şöyle klavyeyi ilk alıp baktığım zaman dedim ki adamlar harbiden yapmış. Yani çok güzel, sade ve minimalist duruyor ve gerçekten kaliteli bir hissiyat veriyor. Neden veriyor? Şu arka tarafına bakın. Burası sert bir plastikten yapılmış ama böyle cam gibi de hissiyatı çok farklı. Gerçekten hoşuma giden bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafına baktığınızda gayet minimalist ve küçük tutulmuş. Üst tarafta FN tuşlarımız yok. Yan tarafta da numerik tuşlarımız yok ve 66 tuşlu bir klavye bu. Peki FN tuşlarımız yok. FN tuşlarını biz nasıl kullanacağız? Şimdi şöyle düşünün. Siz klavyeye baktığınız zaman nasıl bakıyorsunuz normalde? Bu açıdan bakıyorsunuz değil mi? Yani hafif böyle bir eğilmiş, çapraz şekilde. Şuralara bakın, alt taraflarına. FN tuşlarını buraya yazmışlar. Bu benim çok hoşuma giden bir tasarım oldu. Yine öndeki tuşlara da baktığınız zaman farklı tuşları bu şekilde konumlandırmışlar. Yani aslında bir tuş üzerinde iki farklı tuş olmuş bu klavyede. Klavyemizin tasarımıyla devam edelim. Klavye üzerinde tabii ki Avrupa'yı tasarım olan küçük Enter tuşu bulunuyor. Bu da bir sorun mu? Aslında değil. Çünkü siz zaten bu klavyeyi yurt dışından sipariş ettiğiniz için yurt dışında bu şekilde kullanılıyor. O yüzden bunu bilerek sipariş ediyor olmanız gerekiyor. Ve tabii ki yine Türkçe karakterlerimiz burada bulunmuyor. Çünkü dediğim gibi zaten yurt dışından sipariş ettiğiniz için Türkçe karakterlerin de burada olmasını bekleyemezsiniz. Bu da gayet normal bir durum. Klavyede küçük Enter tuşu ve Türkçe karakterlerin olmaması haricinde beğenmediğim bir nokta daha var. O da şu. Klavyenin arka tarafını çevirdiğinizde normalde şurada ayaklar olmasını bekliyorsunuz. Burada ayaklar var ama bunlar sabit ayaklar. Yani klavye sürekli aynı yükseklikte, istediğiniz zaman yükseltip istediğiniz zaman alçaltamıyorsunuz. Burada yükseltilen bir ayak olmasını isterdim ben açıkçası. Çünkü ben genelde klavyeyi o şekilde kullanıyorum. Biraz hafif şöyle eğim olmasını istiyorum. Fakat bu modelde öyle bir eğim yok. Bu da klavye tarafında benim gördüğüm bir eksi nokta. Bu da aklınızda bulunsun. Yine açıklama kısmındaki linkten ürünü inceleyip ziyaret edebilirsiniz. Şöyle klavyemizin bir tuşunu çıkartıp switch'ine baktığımız zaman switch'lerin sanıyorum Gateron yazıyor üzerinde. Gateron switch'ler olduğunu göreceksiniz ve kırmızı switch'ler gayet sessiz ve sakin çalışıyorlar. Benim hoşuma gitti switch'leri de. Zaten birazdan ses testini de sizlere yapacağım. Ses testini de duyacaksınız. Ama bence gayet sessiz ve güzel bir switch modeli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz ben bir klavyeyi bilgisayara bağlayayım ve siz neden dışı sizi içi beni yakar dediğimi anlayın. Bekleyin, hemen geliyorum. Klavye bilgisayara ilk taktığınızda şu şekilde bayağı bir aydınlatmalı olarak geliyor. Size şu an ışık az gelebilir çünkü ben yoğun ışık altındayım ama gerçekten bayağı bir aydınlatması bulunuyor. Ama size şu an gözükmüyor. Ben bunu size gece göstereceğim. İnanılmaz bir aydınlatması var. Ben bu yüzden size dışı sizi içi beni yakar diyordum. Çok minimalist gözüküyor ama bir o kadar da RGB'li, o kadar aydınlatmalı, o kadar güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Bu arada klavyeyi iki farklı şekilde aydınlatabiliyoruz. Üst taraftaki tuşları farklı bir tuşla aydınlatıyoruz. Yine arka tarafında da farklı bir aydınlatma bulunuyor. Bu taban aydınlatmasını da değiştirebiliyoruz. Onu da farklı bir tuşla yapabiliyoruz. Yine bu ikisini kombinleyip farklı şekilde aydınlatmalar elde edebiliyoruz. Ama tuşların aydınlatmasına bakacak olursak 18 farklı aydınlatması bulunuyor. Alt tabanın da yine çok fazla aydınlatması olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla siz bir de bunları kombinlerseniz çok çok daha farklı aydınlatma çeşitleri oluyor. Bu açıdan güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. RGB sevenler için gerçekten ideal bir klavye. Klavyenin tasarımı hakkında benim söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok. Çok hoşuma giden bir klavye oldu. Özellikle bu tarz küçük bir klavye arıyordum zaten. Ben aslında kablosuz istiyordum ama kablosuz değil. Yine de çok sorun değil. Zaten kabloyu çıkartıp taşıyabildiğimiz için çok problem değil. Böyle bir klavyeyi bana göndermeleri benim adıma çok iyi oldu. Bu klavyenin fiyatını öğrenmek isterseniz de ben linki aşağıya bıraktım. Linke tıklayarak fiyatını öğrenebilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin ses testimize bir geçelim. Evet, ses testimizi gördünüz. Şimdi gelin bir de klavyemizin aydınlatma testini görelim. Efektleri de merak ediyorsunuzdur. Efektleri de size göstermiş olayım. Bu klavyenin canlılığını, renklerini gece karanlığında gayet iyi bir şekilde görün.
Taco Bell, quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel on my eye. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. Evet, klavyenin aydınlatmasını da gördünüz, ses testini de gördünüz. Klavyenin fiyatını yine merak ederseniz açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak fiyatını öğrenebilirsiniz. Klavye benim gerçekten hoşuma gitti. Tasarım olarak çok hoşuma giden minimalist ve güzel bir tasarıma sahip. Yine aydınlatma konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim. Benim klavye hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bana sormayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atarak bana belli edebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz de bir saniyenizi ayırarak kanalıma abone olabilir. Abone ol butonun yanında bulunan küçük zil tuşuna tıklayarak da bildirimlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Bu arada buradan Benkut'a sevgilerimi gönderiyorum. Yakında yeni bir klavye, mouse bir şeyler gönderirse sevinirim. Teşekkürler.